Galerici yollamışsın canım. Ne yollamışım? Galerici. Ben sana bir şey yollamadım ya. Abi yollamış da olabiliriz. Oğlum ben kimseye bir şey... Ben sonra anlatırım abi sana. İn lan aşağıya. Aşağı mı? Abi mutfağa gideyim. İn lan aşağıya. Ne oluyor ya? Fırat. Ali Sermet'ten habersiz yine bir iş çevirdi herhalde. Ne? Ya Narin, düğünde burada seninle dans edememiştik. Benim içimde kalmıştı. Gel hayatım, seninle bir dans edelim. Aa, deliye bak. Fırat. Hay Allah. Aa. Sen bu sıralar yine çok güzelleştin. Ya Fırat, biliyor musun? İlk defa bu kadar mutluyum gerçekten ya. Çok mutluyum. İki fıstık sizinle önümüzdeki sene çok güzel dans edeceğim. Kız, peki. Kız olsun, tamam. Söz kız olsun. Anlaştık yani. Anlaştık. Evet, sırasız kraliçem. Biz hiçbir zaman onlar gibi olamayacağız. Sen de sırf bu yüzden çekip gideceksin bile. Beni böyle kollarına hiç alamayacaksın. Bizim seninle hiç böyle bir anımız olmayacak. Ali abi, biliyordum vallahi. Bu sefer beni burada bırakmayacağınızı biliyordum abi. Abi emrim, yardım var mı? Yok, kilitleyin kapıyı, çıkınız. Ne oldu abi? Hayırsız bir durum yoktur inşallah. Aa, anladım. Sermet abi seni buraya attı değil mi? Yaptın bir şey, gittin birini öldürdün. Dayanamadın, öldürdün değil mi? Kimi öldürdün abi? Ulan var ya, senelerdir bak, senelerdir. Oya gibi böyle illimek illimek işledim Sermet abim, biliyor musun? Narin yengeden kurtulsun da Deniz Hanım'ı fark etsin diye. Abi. Bir gecede mahvettin lan her şeyi. Abi. Bir gecede mahvettin. Öldüreceğim lan seni ben. Seni geberteceğim ulan. Bırak abi. Ali abi. Bittin oğlum sen. Ali abi. Yapma abi, bırak. Geldiniz. Belli ki Ali kafasına göre iş yapmış işte yine ya. Nasıl inanayım buna Sermet? Ali senin haberin olmadan nefes bile almıyor. Şimdi ben bu Ali'yi müdür yaptım. Bir de maaşına zam yaptım. Yani öyle olunca biraz hareketleri falan değişti. Yani aklı sıra işte can mevzusunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Can mevzusu diye bir şey yok. Bir şey yok. Bunu niye anlamak istemiyorsunuz? Yok öyle bir şey. Ya sen nereden biliyorsun peki Ali'nin böyle bir şey yaptığını? Telefonda böyle fotoğraflara baktım. Ali ile adamın fotoğrafını çekmiş Can. Ya niye yaptınız ki böyle bir şey? Niye çocuğun hayalleriyle oynuyorsunuz siz? Bir de çocuk bu durumdayken evi yanmış, umutları sönmüş. Ya yazık değil mi? Niye yaptınız ya? Ya bu Can da ne model bir insanmış arkadaş yani. Fırsatını buldu, hemen yapıştırıyor yani, seni dolmuşa getirecek ya. Neyin dolmuşu? Kim dolmuşa geliyor? Her şey çırılçıplak ortada. Ne dolmuşu ya? Siz sabaha kadar
dans edecek misiniz acaba? Hayır yok, edecekseniz ben gideceğim. İşim gücüm var. Yok gideriz, gideriz birlikte gideriz. Hadi ya, o zaman. Hadi. Hadi. Birader, biz yarın o lokanta işini halledelim seninle. Tamam. Edelim. Narin. Hadi Deniz'ciğim, hadi gel. Hadi gel, gidelim biz. Tamam, siz çıkın, ben geliyorum. Yine bekleriz. Ne oluyor ya? Ne? Ha? Abim, benim gitmem lazım yani. Sonuçta Narin, bebek falan hani. Gözünü seveyim, sen de çok içme. Tamam mı abi? Ben bakayım, gelirim belki. Hani. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk Irmak'cığım. Sermetciğinin cana yaptığını duydun herhalde. Skandal. Ne kadar da mutlu olmuştu çocuk. Bir umut kapısı olmuştu o galeci onun için. O konudan bahsetmek istemiyorum. Etme tabii. Edemezsin ki. Sermet'in bir sözüyle canı sokağa attın sen. Gıkını bile çıkarmadın. Bence de bu konudan söz etmesen. Irmak. Ben canın umutlanmasını istemiyorum. Sen o çocuğu bu eve sokup bu duruma çanak tuttun. Ayrıca benim sevdiğim adama da beni zor durumda bıraktırdı. Ya ben canla nikahtan döndüm. Aşık olduğum adam için. Senin yani hiçbir benim hayatıma, duygularıma saygın yok. Saygı mı? Benim Fırat'la ilgili duygularımın hangisine saygı duydun sen ablacığım? Hatırladığım kadarıyla sen hep Narin'den yanaydın çünkü. Irmak, Fırat istemedi seni. Narin'i seçen Fırat'tı. Ya sokma şu kafanı kuma artık, yeter. Ben canın durumuna üzülüyorum. Onu düşünüyorum, anlıyorum. Çok zor bir durum. Ona yardım etmek istiyorum. Ama umutlanmasından başka bir şey düşünmesinden de korkuyorum. O yüzden senin aracılığınla yapacağım ona yardımı. Sermet'ten korkuyorum desene sen açıkça. Gerçekten sabrımı zorluyorsun. Can'a teklif benden giderse kabul etmez Can, biliyorum. Şimdi sen bir yer tutacaksın. Galeri açacaksın. Seninmiş gibi. O da içinde bir yer yapar kendine. Evi olur, yaşar, resimlerini yapar, sergisini açar. Sen de gidip gelirsin, belki iyi gelir. Sevgiline tazmin ettirsene. Atölyeyi yakan o zaten. Evet ya. Zaten ben o konuyu araştırmaya karar verdim Irmak'cığım. Şu yangın meselesini. Bakalım. Her şey gün yüzüne çıkacak. Oturup konuşuruz sonra. Salak ya o adam zaten. Her yerde iz bırakmıştır. Uluslararası haydut bunlar ablacığım. Dikkatli ol da gerçekler ortaya çıkınca seni de gebertmesin. Bak git. Yarın şu açacağımız yeri bul. Hadi. Kalk şimdi, yürü. Kafan çalışıyor bazen Ali ama. Yalnız zamanında çalışıyor. Daha iki gün önce Rıfat Salah yüzünden bombamız patlamışken sen şimdi bu ressam olayını allayıp pullayıp böyle Deniz'in kucağına koyuyorsun. Abi ben hani öyle olayı kökünden çözeyim diye yaptım ya. Lan gerizekalı. Madem bir iyilik yapacaksın niye yakalanıyorsun? Sığır. Can sizin resimlerinizi çekmiş Bedir'le beraber. Gitmiş onları da Deniz'e göstermiş. Hadi ya. Abi ben hani ressam salak diye öyle rahat rahat takıldım yani. Lan gerizekalı. O adam salak olsa biz hala burada onu konuşuyor olur muyuz lan? Mal! Yeter lan. Sizin salaklıklarınız benim canıma tak etti. Rıfat'ı göndereceksin Antalya'ya. Sen de Tatyana ile beraber evlenip başka bir eve geçeceksin. Tatyana! Kovuyor musun abi sen beni? Yok, kovmuyorum. Sadece ilişkimizi biraz dinlendirmek istiyorum Ali. Ben biliyorum abi o ilişkiye ara vermelerin nereye gittiğini. Sütlenme lan bana. Gerizekalı. Tatyana! Fırat Bey'i karşıladı ben. Buyurun, ne içersiniz? Ne oluyor yine? Ne kıyamet kopuyor bu evde? Valinin gerizekalı yüzünden kıyamet kopuyor işte. Tatyana, al müstakbel kocanı. Gidin eve bakın, eşya falan bakın kendinize. Ben evlenmem onunla. Başka kadını seviyor. Ne işi var benim onun yanında?
Ne oluyor? Kim kimi seviyor? Abi yeter ya. Yeter lütfen artık üstüme gelmeyin ya. Abi bak beni İrina'yla evlendirdin hala başıma bela. Ayrıca abi benim evleneceğim kadını niye sen seçiyorsun ya? Abi isyan ediyorum ben bu feodal düzene. Yeter ya. Bana! Öyle çık dışarı şimdi beynini dağıtacak. Bana da bir kahve söyle. Bak abi bu kafayla gidersen Deniz yengeyle de işin zor yani. Evlenmiyorum abi ben. Abi şimdi bırak sen bunları da. Evde kıyamet kopuyor vallahi bu lokanta yüzünden. Ne yapacağız söylesene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.